Senna Veigar. Bol bol minimorf. Şu Renekton direkt avlasa ya şeyin. Veigar'ı ne kadar güzel olur. Ne kadar mutlu mesut bir hayat süreriz. Dur çöpüz. Dur bizden pes. Bir pes daha verelim. Bununla oynarız muhtemelen bu turda. İyi hadi. Okey, yer direkt Ziggs'i level atlatıyor zaten. Biz ikisi oynayalım. Oo, Renekton'u mu sildi? Yok, şunu sildi. Yok, Renekton'u sildi. E geçen biri bana yayında şey dedi abi. Aynı manadalarsa soldaki siliniyor dedi. Kimdi onu diyen? O şerefsizi bulup hemen öldürmemiz lazım. Bunlar aynı mana değil mi oğlum? Ben mi yanlış görüyorum? Nasıl bir şey yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Nasıl bir şey yapalım? Şöyle yapalım. Aleykümselam. Tarik Poppy'ye denk gelmedim. Hayır. Tarik bozuk olamaz ya. Poppy'nin kendisi zaten bozuk da Tarik'in level atlatması çok zor ya. Gücüne göre olamaz ki. Highest cost kart yazıyor. En pahalı üniteni siliyor. Gücüyle falan bir alakası yok. Strongest kart demiyor yani. Highest cost kart. Değeri en güçlü olanı siliyorsun. İşte onu nereden biliyorsunuz? Öyle bir şey yazmıyor ki abi kartın üstünde. Nereden çıkarıyorsunuz bu detayı? Onu anlamadım. Getting dark. Bu kart birazcık çöp oldu şu an için. Yerde hiç landmark yok. Pes abi. Şimdik. Stunla abi rakibi. Sonra kırıp bir daha stunlıyoruz. Sonra full artı full dalıyoruz. En güçlü deyince saldırı gücü eşitsiz canı fazla olan hedef alıyor ya. Belki onun gibidir. Manalar eşit olunca gücü fazla. Bak anlıyorum seni ama güçlü diye bir tabir yok ortada. Yanlış noktaya odaklanıyorsunuz, sorun o. Ortada güç diye bir şey yok. Highest cost kart yazıyor. En pahalı kart diyor. Başka bir detay verilmemiş. Hani kendi kafanızda niye güç ortaya döktünüz onu anlamadım. Güçlük bir durum yok ortada. Senna'nın spell'i 7 mana değil mi? Senna spell'i atabilir gibi sanki. Yok. Okay. Bu toplam 4 mana. Dur hain planlar var şu an. Ne oluyor lan? Çüş. Çüş. 2.
4. Tam 5 vuruyorsun. Öldürmemeye yemin ettim şu an Ozix. Ozix ölmeyecek. Yani çok korktum şunun fokus olmasından bu arada. Aa niye buna verdim oğlum, overwhelm şuna vermek yerine. Sattım maçı. Aman tanrım. Alo, maçı sattım. Seri reportlanabilir miyim lütfen? Oh my goodness. Yok yok, kazandım, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, kazandım. Hepsi planlıydı. Hepsi rakibe sanki kazanıyormuşsun hissiyatını verebilmek içindi. Hepsi rakibe umut verip onu kendi umudunun altında ezdirmek içindi arkadaşlar. Her şey planlıydı. Pilosos. Nesin sen? Eski Yunan veledi misin? Ben bu adama karşı altar oynayabilecek miyim ki? 6 kimde? 6 rakipte. Çok pahalı. Pass. Bizim destede 1 manalık minion yok galiba, değil mi? Galiba. Bir open atak yapma bence. Bence yapma. Yine de sen misin? Oo, bir şey değişmedi ki abi. Adam yine Velvus'unu aldı valla. Obliterate the weakest enemy. Selam. Geçen oyun oynadım, 1 manalık yer kartı yer kartı çıkaran kart. Ha, şu kart, şu kart aynen. Şimdi elime gelince fark ettim ben de. Askerlik belli oldu, bilecik jandarma. Şimdiden hayırlı tezkereler o zaman, ne diyelim. Biz ne ara 11 cana indik abi? Aleykümselam. Arkadaşlar biz ne ara 10 cana indik? Sürekli can iniyoruz. Birileri bir şey yapsın. Senin askerlik ne zaman? Benim daha ortada bir askerlik yok. Bir de harpun yiyeceğiz galiba, değil mi? 5-4'e. Sanki. Sanki öyle bir hıyanet planı var gibi. Yaş kaç oldu? 25. Şubat'ta 26 olacağız inşallah. Geberip gitmezsek bir köşe, kenarda köşede. Şununla şunu bloklayacak da bununla bunu bloklayamıyor. Acaba diyorum ki şununla şunu çeksem de rakibi bunu bloklatmaya zorlasam, ama bence yine de bloklamaz ya. O yüzden vazgeçip damage'ı vurayım. Bence o kartı yine de vermez gibime geldi. O karttan çok value alıyor çünkü. Twisted kırmızı kart. Ya da direkt Gangplank olabilir. Twisted kırmızı kart geldi hocam.
Make train. Obvio. Rakibin bir minion oynamasına ihtiyacım var şu an ya. Diğer öyle bir Fearsome bloklayamayacağı için. Bir de üstüne şu hareketi yapıyoruz ama bu landmark'ı kıracağız. Bunu değil çünkü hala minion oynayabilme ihtimali var. Eğer ki minion oynarsa bari vulnerable olsun, Renekton IM olsun. Free blocker olmasın. GG. Temiz maç. Vallahi temiz maç. Ezreal mi bu? Ekko Zillion. Oğlum bu kart 1 mana mı lan? 1 manaya 1'e 3. Allah Allah. Bak sen. 25 yaşındayım. Sonsuza kadar saklanamazsın. Asus. Reis seni bulur. Renekton G's dibine kadar. Eskiden LoL'de top kaldığında bana ne kadar çok korkardım karşıma Renekton pitleyecekler diye. Bildiğin korkulu rüyamdı şerefsiz. Nasus çok sıkıcı bir oğlum. Nasus'un ne Nasus'u be? Nasus nereye çıktı? Renekton'u niye vulnerable yapmadı da gitti bunu yaptı onu anlamadım. Bunlar eğlenceli ya. Benlik değil ama eğlenceli gözüküyor ya. Ben pek oynamam. Pass. Bu adamda landmark kıran bir şey var mı ya? Olabilir. Şu an gerçekleşmesini istediğim senaryo şu. Adam bu minion'ı kessin, top deck'ten de 2'ye 4'ü çekeyim. Bu hayattan beklentim bu. Okay. That's something. Bu 7-1 ile bloklarını bölecek ama işin üzücü kısmı o. Ah
Bak kırdın ortalığı. 2 gram oyun oynayacağım diye kırdın ortalığı. Aferin sana. HP. Tamam ya. Ziggs'le halledebiliriz gibi sanki. Adamda heal tribi yok. Another day, another explosion. Minion oyna please. Minion oyna da güzel Ziggs'imiz level atlasın. Sevgili bombikçi. Minion oyna lan! Şerefsiz! Ziggs'e dokunma! Üf. Çok güçlü olmuş ya. O olmamış ya. Çok güçlü olmuş hocam. Şunu da oynayalım. Okay. Nasıl bir cevabı olabilir buraya? Bir cevabı olamazmış. GG's. Cımdan dayak yiyeceğim. Fikrimden geceler yata bilmirem chat. Bu fikri başımdan ata bilmirem. Oyna lan 1'e 2. Oyna lan. İlk defa o 1'e 2'ye cevabım var oğlum. Oyna lan. Yeter. Devir benim devrim. Bu sefer adamın 1'e 2'si yok. İlginç. Hayat öyle bir hayattır ki yeğen. Çöp. Pass. Ben defenslerim. Ya aslında tradeleyebilirim lan. Keşke saldırsaydım. Şu an anlık pişman oldum. Çünkü make train tehdidi var ortada. Abi yenge var mı? Yok. Bu desteyle bu kadar beklenmiyor ya. Bu destenin oynayacakları belli hocam. Çok üstüne düşülecek bir deste değil bu. Kendine gel. Harpun yedin diyenler 75 milyon yaz. Yazmayın yemedik. Boşuna uğraşmayın. Yorman kendinizi kuzum. Wins behind me.
Miyim vermez bana ya. Ya miyim vereceksin ya da manan yanacak. Başka seçenek tanımıyorum. Selam, seni YouTube'dan izliyordum. Sürekli ilk kez yayınına geldim. Yayınlar kaçta başlıyor acaba? Akşam 8 civarı. Hoş geldin. 75 milyon yazmak da harbi uğraştırır bu arada. Ben birinin yazmasını bekliyordum ama yazıyla yazmasını bekliyordum. Ne yalan söyleyeyim. Adam desteği mi ilk defa oynuyor acaba? Desteği öğrenme çabasında mı diyeceğim de bu desteğin öğrenilecek bir tarafı yok kardeşim. Tuşlara basıyorsun, deste kazanıyor. Çok kendini yoracağın bir durum yok ortada. Yapıştır. Bam gibi vuruyorsun bu desteği. Pas. Renekton için yemek vakti. Ama hadi be. Öf. Daha yayının başından yapmayın şunları ya. Vallahi çıldırıyorum ha. Niye her tur 10 yıl bekliyorum arkadaşım ben? Abi 75 milyon doların olsa ilk ne yapardın? Sayardım. 75 milyon doların olsa diyor oğlum adam zaten. Dolarla da mı dolar alacaksın? Amerikan dolarıyla Kanada dolar alıyorsun, değil mi? Ona bunu benden cepledi değil mi? Hırsız köpek. Bir de Seju alalım. Seju ile Gangplank'i peş peş oynamak şeydir, makbuldür. Diğer türlüsü mekruhtur. Bir kere de şaşırtma TC erkeği. Şimdi bunların ikisi de level atlar bir de, değil mi? Vallahi atlıyorlar. Allah'ım yarabbim. Euro'nun özel senti var. Dolar, sterlini vesaire mi? Hayır canım. Her para biriminin küçüğü sent değil. Sadece doların ki sentti galiba. Biz bir ara buna bakmıştık lan yayında. Sterlinin küçüğüne bakmıştık bir ara yayında. Hemen öğreniyorum. Sterlinin küçüğü penny'ymiş mesela. Euro'nun... Adam turu passledi la. Euro'nun ki sent. Doların. Yo, doların ki de sentmiş lan. Haklıymışsın. Dolarla Euro'nun ki sentmiş hakikaten. Hiç vicdan azabı çekmiyorum. Bu şerefsiz deste kazanmasın.
Geber. Ben kazancımı kesinleştireyim de riske girmeyelim. Yanlış kişiye verdim ya. Renekton'a verecektim. Hay Allah'ım ya. Freewin bile kazanamıyorum. Kafam basmıyor. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Easy. Şerefsiz deste. Ağla. 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 Hoş geldiniz. Rally'ye gelen buff'a ne gerek var? Taric zaten o komboyu şeyle yaptı. Daha ne? Golden Aegis'le. Güzel taktik. Oyuna girerken oyundan atma sorunu hiç yaşamadım galiba. Make train yiyeceğiz ve Ziggs ölecek level atlayamadan. Çok üzücü. Bilen mark kalmıştı oysa ki. Sadece 3 ekiyle saldırabilir. Diğer hiçbirini kullanmadan. 5-5'te bloklamamı istiyor çünkü. Dediğim gibi şey atacak çünkü. Make train atacak. Ama o ihtimali tamamen ortadan kaldırıyoruz böyle yaparak. Biraz daha hasar tanklarız. Taş değiliz ya. Değil mi ama?
İğrençsin kart. Bunu bil. Bunu bil ve bu bilgiyle yaşa. Sen de kardeş sahaya iniyorsun Nasus, geberiyorsun Nasus. Ne Nasus bir şey, anasını satayım be. Ne Nasus'muş be kardeşim. Ne Nasus'muş be. O kadar iyi biliyordum ki tekte yeni Ziggs çekeceğimizi. O yüzden gebermesini direkt saldım yani. Bırak dedim, geber. Sıfır sıkıntı dedim yani. İçime sindi sindi. Ziggs böyle dedi ki ben geliyorum diye fısıldadı böyle uzaktan bana. TF'li Vlad diyor lan. Lan. Hayır. TF. Hayır. Falan. Okey. Pas. Bununla niye saldırmadım lan? O da benim kek oğlum olsun. Easy. Keza daha buna overwhelm verebiliyordum. Öyle bir rahatlık da vardı yani içimde. Allah'tan bu adamı counterlayabilecek kart var elimizde. Ve onu bulmalıyız. Acilen. Şunu oynayayım da gönül rahatlığıyla Lissandra oynamasın ya. Lissandra kaça kaçtı lan gerçi? Ben Lissandra'yı kıramıyorum ki lan. Lissandra 2 mana mıydı ya? 3 manaymış oğlum, tamam ya. Ya harika, acayip kafam karıştı ha. 2 mana 2-3 zannettim. 2 mana 2-3 taf zannettim bir an Lissandra'yı. Ve dedim ki çüş. Direkt pasliyorum çünkü Avalanche atacak yer arıyor muhtemelen. Biri atamızı vuralım. Abi sence şu an metadaki en güçlü deck hangisi? Yemin ediyorum şunu yazanı banlayacağım şu saatten sonra bak. O raddeye getirildim yani. İyice ayar olmaya başladım. Oha, bu nasıl bir çaresizlik lan? Oha, benim canım acıdı şu an. What? Oo. Abi kötü drawlarsın da bu kadar mı kötü drawlarsın lan gerçekten? Oğlum herif de kart oynadıktan sonra PC'nin başından kalktı gitti herhalde. Garibanın yüzü gülür mü deyip gitti herhalde. Oğlum çok ilginç lan. Vallahi çok ilginç ha. Neyse çok da acımayalım herife, hala kazanabilir. Ne alacağı belli olmaz bundan. Böyle keşke şu anda elimizde bir adamdan kart çalma mekaniği olsa, adamdan kart çalsak ve çaldığımız kart 4 manalık slow spell'i olsa, şunu double'lasak falan. Uf, ne kadar hayat ne kadar güzel olurdu ya öyle olsa.
Oğlum adamın eli full şampiyon falan mı acaba diyeceğim de şampiyon da oynamıyor ki herif. 3 talya, 3 talya da adamın elinde olabilir mi acaba? Bence olabilir. Altarı kırmalık bir şey çeksek ne kadar güzel olur. Thanks God. Altarın içindeki çıkacak değil mi önce? Sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Ama bu haksızlık abi. Önce altar kırılıyor. İlk önce altarın içindekinin çıkması lazım. Va inanılmaz la. Vallahi inanılmaz ya. Adeta çıldırayırım. Vallahi çıldırayırım. Neyse ilgilenmiyorum. Şöyle bir saldıracağım direkt. O altar olayına bilendim yani. Onu da bilesin. Ey Riot, buradan sana sesleniyorum. Altarlara iyi davranın. Neyse, hoş geldiniz. Mesela birazdan bir imkansız başaracağız ve oyun kazanacağız. Yok abi o kadar da değil ya, çok haklısın. O kadar da değil gerçekten. Şimdi imkansız var, imkansız var yani. İmkansız başka bir şey, God level başka bir şey. Pas. She who wonder Elsilen değil ya. Ha pardon, They who endure'la karıştırdım. Güzel landmark. Ben olsam sadece 2'ye 1'le saldırırdım muhtemelen. Gerçi o zaman şey çalıştıramazdı. Ha bu şey değil ki ya. Gangplank'te ki bu. Doğru. Bu baltacı ya. Kafa şimdi bastı yemin ediyorum hani. Baltacı bu şerefsiz. Altı damage. Yok lan 5 damage. Neyle neyi topluyorum da altı buluyorum arkadaşım. Lan kimseyi vulnerable da yapamadık. Yine 1 gram vasfı olmayan bir tur geçirdik. Ben anlamadım ki bu iş. Tough değil artık o. Çok da tapmış gibi takılma. Oralı bile değil. Ne kadar demiş vurursam o kadar kar diyor adam. Welcome to Nexus. Nexus mu? Noxus. Rahatlığa bak, adam 9 damage'i bloklamıyor bile. Niye bloklasın ki? Noxus. Birazdan saldırıp kazanacak zaten. Hayata bak anasını satayım. Thank you.
Allah Allah, rakipten acaba balta mı gelecek ya? Yahu acaba balta mı yiyeceğiz? Yok canım, sizce daha neler değil mi chat? Böyle bir şey mümkün mü? Öyle deste mi olur hiç? Birkaç tane minion summonlayıp hayvan gibi de uçurup sonra baltayla oyun bitirmek mi olur? Allah Allah. Bak sen ya. Ne kadar ilginç. Yihuu. Hurra. Hebele hiç istediğim kartları çekemiyorum ya. Şunu az önce çekmeliydim işte. Bunu oynayıp da şey, Renekton oynayabilmeliydim. İyi de zaten saldırmayacaktım. Zaten peslemiştim. Bunu oynayıp niye bariyer vermek istedin ki buna? Oha, ben adamdan 2 saattir Jarvan gelmesini bekliyorum. Bu adam Jarvan destesi değil ki daha. Anca yıktı kafam. Konsert. Aleykümselam. Judgment mı atacaksın, ne yapacaksın? Twin disiplin artı judgment.
Ne yapıyorsun acaba sevgili rakip? GG. Sadece bununla saldırmayıp diğerleriyle falan da saldırsaydım Fiora'yı blocker olarak kullanıp çok yüksek ihtimal Judgment falan atabilirdi. Hiç böyle risklere gerek yoktu. Şöyle dümdüz kazanabiliyorduk zaten. Stun falan çıkarması gerekiyordu anca. YouTube! Videoyu beğenmeyi, abone olmayı falan unutmayın ha. Bunlar önemli arkadaşlar. Başkalarının da kanalımızı görmesi, onlara ulaşması lazım kanalımızın. Bunun için sizin videoları beğenmeniz, yorum atmanız gerekiyor. Yoksa başkalarına önerilmez videolarımız. Ayıptır, yazıktır. Lütfen. Öptüm sizi YouTube.